Efendim merhabalar. TVNET ekranlarında yeni bir uzun hikayeyle daha karşınızdayız. Hoş geldiniz. Programımız bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi malumunuz. Bugün Cumhuriyet'in ilanının 94. yıl dönümü. Biz de bu vesileyle tüm izleyicilerimizin, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Allah devletimizi, vatanımızı daim etsin duasıyla programımızı açıyoruz. Bugün şiir ve musiki, daha çok musiki üzerine konuşacağız. Cumhuriyet devrinden sonraki müzik politikalarını konuşacağız. Edebiyatta, özellikle klasik dönem edebiyatta ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında müziğin edebiyatçılarla, edebiyat eserleriyle ilişkisini konuşacağız. Çok kıymetli iki misafirimiz var stüdyomuzda. Türk müziği alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden bir tanesi neyzen ve bestekar Hakan Alvan Beyefendi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan edebiyat bölümünde Türkan Alvan hanımefendi bugün misafirlerimiz. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve alıntı metnimizi ekrana getiriyoruz. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanından bir ufak alıntımız var. Onu izleyelim, daha sonra sohbetimize başlayacağız. Nuran, eski hocasının ısrarına dayanamadığı için bu değişikliği kabul etti. İkisi de Alaturka musikiyi çok sevmekle beraber, muayyen makamlardan öteye pek az geçerlerdi. Ferah Feza'yı, Acem Aşiran'ı, Beyati'yi, Sultaniye Yah'ı, Nühüft'ü, Mahur'u tercih ederlerdi. Bunlar asıl ruh iklimleriydi. Fakat bunlarda da her eseri olduğu gibi kabul etmezlerdi. Çünkü Mümtaz'a göre Alaturka musiki eski şiirimize benzerdi. Orada da asıl sanat addedilen ve öyle yapılandan şüphe etmek gerekirdi. Daha ziyade bugünün muayyen seviyede zevkiyle, garplı terbiyenin zevkiyle seçilen eserler güzel olabilirdi. Bunların dışında Hüseyini'yi ancak Tabii Mustafa Efendi'nin bestesi cinsinden birkaç eserinde ve dedenin bazı eserlerinde beğenirler, Hicaz'dan Hacı Halil Efendi'nin meşhur semaisini bilirler, Uşşak'ı Hacı Arif Bey'in meşhur iki şarkısıyla, Suzi Dilara'yı Selim-i Salis'in kaderiyle birleşmiş hususi bir zaman addederlerdi. Mecid ve Aziz devirlerinde çok başka cuşişli birkaç ağır şarkıyla, Emin Bey gibi zamanımızda klasik zevki en halis tarafından toprağını sevmiş bir egzotik nebat veya gecikmiş bir bahar gibi devam ettiren ustaların eserleri, saz semaileri ve kâr-ı natıklar bu sevgileri tamamlardı. Mümtaz'a göre bunlar eski musikiğimizin modern duygu ve anlayışıyla birleştiği taraflardı. 50-60 seneden beri modern adı verilen resim cereyanlarını 1400 ile 1500 arasında yetişmiş eski ustalarda bulduğu şeyi, asıl sanat ve duygu yeniliğini o, bu bestelerde, semai ve şarkılarda, bu ağır ve yaldızlı, renkli oymalı tabanlara, mücevherlere gark olmuş, 8 çifteli kayıklarından seyredilen boğaz manzaralarına benzeyen kârlarda bulurdu. Bunların dışında elbette kabuk, çekirdek, dal, ağaç kökü, hulasa bir yığın şey daha vardı. Fakat asıl lezzet, zevkin çiçeği, değişmez fikir ve diriltici usare, az tesadüf edilir hayal, hulasa hakiki ruh saltanatı bunlardaydı. Evet, Ali Hocam, konuklarımızla uzun uzun konuşmadan evvel size şuradan bir pas atmak istiyorum ben. Şimdi Tanpınar özelinde konuşacak olursak, o dönemde bir klasik dönem müziğinin, şiirinin yeniden keşfi gibi bir durum söz konusu. Bu batılılaşma hareketleri içerisinde, evet. Ve bu da edebiyata, romanlara, hatta bu Yahya Kemal'den itibaren o dönemden ta 70'lere kadar şairlere ve edebiyatçılara çokça sirayet etmiş bir durum. Yani bunun üzerine ne konuşuyorsunuz? Tabii şöyle Turgay, müzik bir tarafıyla çok masum, bir tarafıyla da hiç masum olmayan bir şeydir. Yani hatta şöyle de söyleyelim, biz insanlar doğduğumuzda, dünyaya geldiğimizde aslında sesleri duyuyoruz önce. Yani anlamlı sözler değil, karmaşık ritimler, uğultular vesaire. Müzik bir şekilde bu karmaşanın terbiye edilmesiyle inşa ediliyor. Yani o da
seslerin bir usaresi sonuçta, bir şey. Ama bir ontolojik tarafından bir de dünya müzik piyasasına uzanan çok büyük bir evren var işin içerisinde. Bir de ülkeler, uluslar, onların kültürleri, kendi müzik tarihleri, yani bir müzik haritası çıkardığında ontolojik olarak insan varlığının müzikle ilişkisinden iklimlerin, bölgelerin, siyasal kültürlerin müzikle ilişkisine aslında bir dünya tarihini konuşuyorsun. Evet. İnsanın tarihini konuşuyorsun. Şimdi bizim gibi siyasal tarihinin bir döneminde işte batılılaşma serüvenine girmiş, bir dönemde cumhuriyet gibi keskin bir devrimler dönemi yaşamış ülkelerde bu tür yönetimler geçmişi kültürel olarak tasfiye etme ve kendi kültürel kimliklerini inşa etme yoluna gidiyorlar. Kültür dediğimiz şey neyle olacak? İşte müzikle olacak, resimle olacak, işte falan. Yani kültürü inşa eden unsurlar nelerse. Aslında Osmanlı'da son dönemlerde Batı müziği dinlenmiyor muydu? Tabii ki, yani bir geçiş başlamıştı ama Cumhuriyet'le beraber artık klasik Batı müziğine denilmeye başlandı. Ve bizim burada bir şeyi daha sormamız lazım. Yani müzikteki bu tercihimizin hayattaki karşılığı nedir? Yani demek ki her hayatın bir müziği var. Evet. Yani hatta mimari, müzik, şiir, bunlar aslında evin üç kızı gibidir. Birlikte değişirler. Mesela Başçarşı'daki Osmanlı mimarisi küçük, işte dünyevilikten uzak, uhreviliğe yakınken Avusturya mimarisi daha sert, yüksektir. Bunların müzikte de karşılıkları var. Bizim mesela klasik müzikimiz daha çok dünyevilikten çok uhreviliğe yakındır ama Batı'da faşizandır. Burada daha önce de konuştuk. Yani bir orkestra şefi var. Ondan sonra bütün müziksel yapıları örgütlüyor kendi içinde falan. Şimdi hocalarımız konuşacaklar. Ama şöyle bir hataya da düşmemek lazım. Yani benim şahsi kanaatim. Eskiyi, geçmişi sürekli güzelleyerek, bizde bu hastalık var, yaşadığımız zamanda üretilen şeylerin de alelade olduğunu ve o büyük geçmişi terk ettiğimiz için ne hallere düştüğümüz gibi, bu insan doğası açısından çok da sağlıklı bir şey değil. Evet. Çünkü her devir, burada sen hatırlıyorsun, mimar Urtanyeli'yi konuşmuştuk, Mimar Sinan'ı konuştuk. Ya Mimar Sinan büyük bir mimardı, tamam, kabul ediyoruz dedi ama bugün olsa Mimar Sinan da Gökdelen yapacaktı. Yani tabii. Yani mimari kabiliyeti falan anladık ama her çağın kendi şeyleri var. Onun için her şeyi kendi zamanı içerisinde kıymetli ve sürdürülebilir olanı üzerinden hareket etmek, imkansızın peşine düşmemek evet, lazım. Evet, şimdi bu konuyu da açacağız yeri geldiğinde. Ama ben önce şuradan başlamak istiyorum. Yani temelini bir konuşalım. Bir İslam medeniyeti nihayetinde üzerinde yaşadığımız topraklar, bir İslam medeniyeti üzerine inşa edildi ve bu İslam tarafından kaynaklanan bir müzik problemi olmuş var tarih boyunca. Fakat bu sadece bizde de değil, Batı'da da örnekleri var. Hristiyanlar da yaşadı aynı evet, süreci. Yani evet. Kilisede bir dönem belirli makamların, belirli notaların yasaklandığı, hatta tabii, şeytan aralığı diye tabii isimlendirildiği, efendime söyleyeyim bazı birçok klasik müzik bestesinin kilisenin onayından geçtiği filan uzun dönemler de var. Şimdi bizde bu süreçler nasıl gelişti diye sorayım. Hakan Bey, sizden başlayalım. Yani bir müziğe karşı fetva, şu haram, helal, günah. Fakat bir yandan da ilerlemeci. Bu süreç bizde bunun hikayesi nasıl gelişti? Evet. Şimdi bu tabii çok tartışılan bir konu. Meseleyle ilgili de çok sayıda eser yazılmış. Burada hemen ben bir kaynak vermek isterim dostlarımıza. Pehlül Düzenli diye bir arkadaşımızın doktora tezi vardır. İslam'da müzik diye. Çok önemli, güzel bir çalışma, kaynak. Ona başvurabilirler meselenin ilmi açıdan açılımlarını görmek için. Şimdi Asr-ı Saadet'te Efendimizin
arkadaşlarıyla, ashabıyla, ailesiyle yaşadığı hayata baktığınızda musiki tamamen yok değil. Bu bizim bugün onayını istediğimiz şekilde de var değil. Yani bunu bilerek kullandım bu cümleyi. Malum hadiseler var. İşte Efendimiz, Peygamber Efendimiz evine geliyorlar, Hazreti Ayşe'nin olduğu haneye. Hazreti Ayşe bir bayram sabahı cariyeleri şarkı söylüyor. Hazreti Ebu Bekir de var Efendimiz'in yanında. Kızına biraz sitemde bulunuyor. Allah Resulü geldi, niye bunlar şarkı söylüyor, sussunlar diye. Efendimiz bugün bayram, sürurlu bir günümüz, bırak söylesinler buyuruyor. Aynı şekilde bir bayram sabahı Mescid-i Nebi'de namaz kılındıktan sonra Habeş'ten gelmiş Müslümanlar var. Gurbetteler onlar, memleketlerinden uzaktalar. Tabii herkes ashab çoluk çocuğuyla bayramlaşıyor, sarılıyor, öpüşüyor. Onlar biraz mahzun kalıyorlar. Çoluk çocukları yok yanında. Efendimiz siz böyle sürurlu günlerinizde ne yaparsınız buyuruyor. Onlar da bizim işte kendi oyunlarımız var. Biz bir oyun oynarız. Bugün folklor anlamında. Oynayın, burada da oynayın buyuruyor. Yani Mescid-i Nebi'de Habeşli ashabtan gurbetteki kişiler kendi folklorlarını oynuyorlar. Bunlar bir oyun varsa orada mutlaka bir müzik vardır. Evet. Yani bu çok doğal bir şey. Yani onu illa bir enstrümanla söylemek şart değil. Sesle de söylenebilir ve aslında en mükemmel enstrüman sestir, biliyorsunuz. Burada da teller var, yani bir çalgın üstteki teller neyse buradaki teller de o. Efendimizin hayatında böyle bir uygulama var. Tabi bunlar çoğaltılabilir daha. Ama aynı şekilde Asr-ı Saadet'te şehir dışlarında konumlanmış beyaz bayraklı çadırlar diye bir kavram var. Bu enteresan. La teşbih bugünkü biraz pavyon kültürüne benziyor. Yani yeniliyor, içiliyor, işret yapılıyor falan filan böyle. Efendimiz Medine'ye gelir gelmez o mekanların kaldırılması, oradaki yapılanların men edilmesini hemen gündeme getiriyor. Şimdi bunun üstünden bir takım şeyler gelişmiş. Yani işte Allah Resulü o mekanlarda yapılan her şeyi men etti. Zaten içki ve zina nastır, yani tartışmasız doğrudur, yasaklı. Ama diğer konularda mesela bir sürü tartışma açılmış. İşte orada müzik yapılıyordu, şiir söyleniyordu. İşte bunları da yasak kabul edeceğiz gibisinden bir kullar açılmış. Aynı şekilde İslam'da musiki haramdır diye düşünenlerin delil gösterdiği lehvel hadis ayeti vardır. Bir Asr-ı Saadet'te bir münafık Medine'de alternatif meclisler oluşturmaya başlıyor. Ve oraya İran'dan şairler ve müzisyenler getiriyor. Yani Allah Resulü'nün sohbet ettiği ortama gitmiyor bazıları. O eve gidiyorlar. Daha nefse hoş gelen bir ortam var. Orada şiir söyleniyor, müzik yapılıyor. Ve Cenab-ı Hak da ayetle bu mekanı haberdar ediyor. İşte orada boş ve faydasız şeyler yapılmaktadır diye ayette lehvel hadis diye geçiyor. Bazı müfessirler ve bazı ulema bunun musikinin haramına dair bir delil olarak kabul edip buradan bir kulvar açmışlar. Ya kaldığımız yerden devam etmeden önce sürekli atıf yapıp duruyoruz. Kitapta yazdı değil mi? Evet. Kitabı program başında göstermeyi unuttum, kusura bakmayın. Saz ve Söz Meclisi Şiir ve Musiki Medeniyetimiz alt başlığıyla Şule Yayınları'ndan çıktı. Bu kitap epey de hacimli bir kitap. Bunu da izleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Daha önce sanırım yine bahsetmiştim programda ama atıf yaptığımız için tekrardan bir gösterelim dedim. Hocam Itri'den bahsediyordunuz. Evet. Son zamanlarda bir İslam bilgini kabul edilen birisi bir yerde Itri bizim medeniyetimize ne katkıda bulunmuş Türkiye dedi. Itri'nin müzisyenliği üstünden bir şey anlamı, bir eleştiri ve bir saldırı gündemindeydi. Itri bizim medeniyetimize ne katkıda bulunmuştur diye bir cümle kurdu. Ben sadece de tekbirini, yani bizim Müslümanların bayram sabahları işte kurban keserken okuduğumuz segah makamında tekbirin güftesi zaten İslam itikadını yansıtan bir cümledir. Kadim bir cümledir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Bu bizim, yani bunu, kimse bunu şair olarak yazmadı. Ama Itri, bu bizim söylememiz gereken bu sözü estetik olarak bizim ağzımıza, dilimize nasıl
uyduracağına dair bir melodik ortaya koydu. Bir kere birinci hizmetini burada yaptı İslam medeniyetine. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın, Ekber derken melodiyi yukarıya kaldırıyor. Ekberiyeti anlatmak için. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La. Bakın, la derken olumsuzdur malumuz la. Makamın arızalı sesini kullanıyor. Bakın, kelimenin manasıyla melodik müziğin dilini bir arada nasıl kullanmış? Nasıl bir hikmet eseri ortaya koymuş? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Bakın, Ekber deyip niye aşağı indirmiş melodiyi? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın malumuz 99 esması içerisinde kulları üstünde uygulamayı Cenab-ı Hakk'ın tercih etmediği, sevmediği esmaları var. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismi, hidayete erdirici ismi olduğu gibi Mudil esması da var. Dalalete düşüren. Evet, dalalete düşüren de Cenab-ı Hakk'ın bir esmasıdır, bir tecellisidir. Veya El Hafid, aşağılara doğru çeken. Dar ismi var. Cenab-ı Hakk'ın celalli isimleri var. Yani bizim üstümüzde görmeyi tercih etmediği bazı sıfat, esmaları var, tecellileri var. Cenab-ı Hak bunları var etmiş bu isimlerin ama evet, bizim üstümüze görünmekten hoşnut olmuyor. İşte bakın, Itri'nin Segah tekbiri bestelerken Ekber kelimesini çoğu zaman yukarı çıkararak melodi yapması ama bir yerde Ekber kelimesini aşağıya düşürmesi, Esmaül Hüsna içerisindeki bu anlam manasının, bu mana prozesinin müziğe yansımış şeklidir. Bakın, Itri'nin tekbirini doğru okuyan bir adam, Esmaül Hüsna'daki Cenab-ı Hakk'ın muradı olan o esmaların bir sembolünü, bir müzikle karşılığını üretmiştir. Itri'nin tekbirini doğru okumak, Cenab-ı Hakk'ın bu sistemini daha soyut bir zemin üstüne taşıyıp bunu yaşamak anlamına gelir. Yani Itri'nin tekbiri bizim medeniyetimize ne katmıştır diyen bir takım tırnak içinde İslam uleması acaba bunlardan haberdar mı? Bu inceliklerden. Efendim, biz bu inceliği bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Müslümanın ne işine yarar? Yarar. Çok işine yarar. Eyvallah hocam. Itri'den buradan şimdi Türkiye'den evet, hocam. Itri'nin tekbiri bu kadar güzel meseleleri içerisinde taşıyan bir eserdir. Eyvallah. Bu arada Yahya Kemal ne düşünmüş Itri hakkında? Okurlarımıza bir ev ödevi vereyim. Ben de denk gelmişken Nihat Genç'in Karanlığa Okunan Ezanlar kitabında Itri'nin bu iki bestesi üzerine çok enfes bir yazısı vardır, makalesi vardır. Onun duygu dünyasındaki karşılığına anlattı. Onu da buradan tavsiye ederim izleyenlerimize. Çok güzel bir makaledir diyerek Türkan Hocam. Şimdi Itri'nin bizim bildiğimiz şeyinin dışında biz tekbirleriyle daha çok tanıyoruz, biliyoruz. Fakat bizim edebiyatımızda da çok büyük etkisi olmuş. Onlardan bir tanesi de Yahya Kemal yani, üzerinden gelen, daha sonra Tanpınar'la devam eden bir süreç. Buyurun. Evet. Öncelikle yani konuşmanın başından itibaren bütünlüğü içinde herhalde sembolik olarak Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirini gösterebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü koskoca güzel klasik bir medeniyet inşa edilecek. Onun zirvesinde Mimar Sinan güzel bir Süleymaniye Camii'ni inşa edecek. Daha sonra zor günlerde, işgal günlerinde efendim, milletin hissiyatının kabardığı günlerde Yahya Kemal bir bayram sabahı o camide namaz kılmaya gidecek. Kendisi yani çok dine düşkün olmadığını biliyoruz hayatında. Ancak bayram namazını kılarken orada o kadar büyük bir hissiyatla dolacak ki şehitlerin yani üstelik çok başından beri Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren belki daha da eski bütününde bütün ruhaniyetlerini bayram
namazı kılan insanlarla beraber görecek kadar gönül gözü açılacak. Bu açıdan bu şiir çok kıymetli. Yani bir parçacık okumak istiyorum. Çünkü lütfen, orada dalgalı tekbir olarak niteliyor burada. Şöyle. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar eden tekbiri. Gerçekten bilemiyorum, bu ruhu kaybetmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle anlamlı bir günde özellikle. Şimdi orada hanımefendinin söylediği bir şey, müziğin çok dışına çıkmayalım. Sadece küçük bir etrafını biraz açalım. Yahya Kemal'in en azından deist olduğunu biliyoruz ama çok Müslümanlıkla alakası, ya bizim gibi hayatı dini bir şey olarak algılamıyor. Ama İstiklal Harbi yıllarında hem Süleymaniye'de bayram sabahı hem de bir ordumuz için yazdığı bir dörtlük var. Bu hani bu senin için savaşan son ordudur ya Resulallah diye mi bitiyordu son şeyi? Ya Rab. Evet. Ya Rab. Son ordusudur İslam'ın. Bu son ordusudur İslam'ın diye. Şimdi hep konuştuğumuz şeyler bu topraklarda komünist olabilir, sorun yok insan. Sosyalist olabilir. Başka bir şey olabilir. Ama bu toprakları bu toprakları inşa eden din ve kültür olmadan savunamıyorsun. İşte evet. Adam şeye gidiyor, öyle bir hazin zamanda camiye gidiyor, bakıyor ki ya biz kimiz ki işte bu adamlar ancak burayı savunurlarsa savunurlar. Yani ama o zamanki Müslümanlık da o camideki insanlar da bugün olduğu gibi her şeyin arkasında din arama derdinde olan insanlar değildi. Doğal bir şekilde Müslümanlıklarını yaşayan insanlar. Evet, şimdi bu vatan savunulur yani tam bu kadar. Da bu noktada, yani profesyonel bir dindarlık dönemi henüz başlamamıştı. Yani şimdi tam da bu noktada Yahya Kemal'in bütün ulvi duygularla milli birlik, beraberlik, efendim dini noktadaki hissiyatının coşkunluğunu düşünün. Bir de efendim biz tekbiri normalde okuyoruz. Bunun makamda okunmasına gerek mi var? Camiye ıtırıyı sokmaya ne gerek var demek. İkisini aynı kefeye koyamıyoruz yani bütünüyle. Bütünüyle orada yozluk ortaya çıkıyor aslında. Evet. Gülten Hocam, şimdi burada Beşir Ayvazoğlu'nu misafir ettiğimizde anlatmıştı. Yahya Kemal'in Ahmet Hamdi Tanpınar'ı İstanbul Radyosu'na mı Ali Hocam? Evet. Götürüp orada Ötrin'in Nevakar Bestesi'nin bir kaydı. Belediye Konservatuarı stüdyosuna. Değil mi? Evet. Yurt dışından, evet. Yurt dışından döndükten sonra Yahya Kemal, Ahmet Hamdi bir süre kopukluk yaşanıyor. Ahmet Hamdi de başka dünyalarda o zaman. Beraber onu Tamburi Cemil Bey'in yanına mı gidiyorlar? Onun arşivini bir dinlemek için. Böyle bir şey hatırlıyorum. Ve o da Tanpınar'ın klasik müziğe, Türk müziğe ilgisinin de başlangıç sadece noktası değil, sanırım öyleydi değil mi? Yani zihninde bir devrim, küçük böyle oluşturan bir dönem başlıyor. Evet, Türkan Hocam. Yahya Kemal tam da yani yurt dışındayken dinliyor Tamburi Cemil Bey'i. Plakta dinliyor. Plakta dinliyor. Hı-hı. Ve onun Kar Musikileri şiirinde önemli bir etkisi var. Yani vatan hasreti orada zuhur ediyor. Bu bütünleri önemli gerçekten. Yahya Kemal bu noktada oldukça önemli bir isim. Yani önemli yani. Fakat daha çok Tanpınar'ın eserlerinde özellikle Huzur romanında çok yoğun biçimde karşımıza çıkıyor bu musiki ilgisi. Yani birçok yerde ki programın girişinde yaptığımız alıntıda da ya hakikaten çok büyük bir edebiyatçının ancak tarif edebileceği şekilde makamların geçişlerini, notaları bir şeylere benzeterek, tasvirlerle süsleyerek anlatıyor. Şimdi Yahya Kemal'den Tanpınar'a geçiş normal çünkü talebesi. İkisinin de derdi ortak.
geçmişteki bu yüksek medeniyetin gözümüzün önünde kaybolması, bir karın erimesi gibi kaybolması noktasında dertleniyorlar bütünüyle bu noktada. Hı hı. Yani bana göre huzurda bunu yansıtmış bir anlamda. Bu kuru bir maziperestlik değildir bütünüyle. Yani bir anlamda kökü mazide bir ati dediği, evet. Yahya Kemal'in. Evet. Yani Tanpınar da aynı derdi sürdürüyor ama herhalde musiki konusunda Tanpınar şey kadar iyi değil, Yahya Kemal kadar Yahya iyi Kemal değil. Yahya Kemal daha doğal bir dinleyici yani. Klasik müzik noktasında. Evet. Hazır söz açılmışken şimdi huzurda Ferah Feza Ayin'den bahseden bir bölüm evet. vardı. Böyle çok ara vermeden bir ses olarak ilk bir buçuk dakikasını bir dinleyelim. Bu kadar müzikten bahsetmişken en azından bir müzik de dinletmeden evet. geçmemiş olalım. Evet. Dede Efendi'nin Ferah Feza Ayin'in 4. bölümünü dinliyoruz. 4. selam. Tanpınar'da Tanpınar'ın bu şeyini nasıl okuyorsunuz siz? Bu işte huzurdaki. Yani şimdi evet. Bu kitabı ben aslında bir ders kitabı olarak tasarladım. Ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde biz bunu Edebiyat ve Musiki dersinde okutuyoruz. Evet. Uygulamalı bir ders aslında bütünüyle. Şöyle ki başında söylemiştik ya disiplinler ayrıldı şiir ve musiki noktasında. Artık birbirinden bağımsız yürüyor bütünüyle çalışmalar. Musiki işin asların edebiyattan haberi yok. Onlar yani bizim eski edebiyatla uğraşan akademisyenlerin de musikiyle pek araları iyi değil. Evet. Tabii bu bir garabet aslında. Bunu aşmak gerekiyor. Düşünün yani derste Tanpınar'ın huzurunu okutuyorsunuz. İnanılmaz derecede güzel yorumlarla anlatıyorsunuz felsefesinden sosyolojisine kadar pek çok açıdan, farklı açılardan. Ama özellikle Ferah Feza bölümü romanın çok ağırlığını oluşturan bir bölüm. Ama siz hayatınızda Ferah Feza peşlerini dinlememişsiniz. Bu bana çok komik gelmişti yani düşündüğümde. Aslında komik derken küçümseme anlamında söylemiyorum. Yani birazcık da... güleriz ağlanacak halimize. Hadi hocam, beş şehirde olduğu gibi bir de şöyle bir edisyonu mu yapılsa? Şarkıların geçtiği anda şimdi malum teknoloji de çok evet. gelişti. Böyle küçük karekodlar oluyor, okutup. Onu aslında Tanpınar'ın bazı şeyleri için bir iki Tanpınar'la ilgili sitede yaptılar. Evet. Yani şu geçen ressam, geçen şarkı. Aslında Tanpınar kitaplarına bu kitapta geçen işte besteler, bestekarlarla ilgili küçük bir CD hı hı. eklenebilir. Şunu şu bölümde okuyabilirsiniz diye bir bölüm koyabilir. Evet. Ama biz zaten yayıncısı evet. olduğumuz için evet. doğal o yüzden zaten size özellikle evet. böyle bir an onu unutup kendi kendime konuştuğumu unutup
sanki başka bir yayıncısı varmış. Şimdi evet, huzurda burada az önce dinlediğimiz dördüncü selam. Ferah Fezal Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferah Fezal Peşrevi'nin dördüncü selamının anlatıldığı bölümde Mümtaz, yani baş karakter, o kadar heyecanlanıyor ki Şeyh Galibi semaya girecek zannediyor. Fakat burada bunu belirtmek lazım. Bunu bir mevlevihanede dinlemiyorlar bu eseri. Salonda dinliyorlar. Bunun tartışması ayrıdır bütünüyle aslında. Yani orada şey, yani müziğin mekandan hatta ritüelin, mesela o dönmenin, sema ayininin mekandan koparak başka yerlere doğru kayması, bir de mekan müzik ilişkisi var. Tanpınar'ın biraz kendi kültüne yabancılaşması olarak yorumluyorum ben bunu. Yani orada enteresan, araştırdım. Şeye gitmemiş hiç. Tekke içine girmiyor. Yani Konya'dan bahsediyor mesela, Beşşehir'de. Evet. Yani herhalde oturup bir sema mukabelesi dinlememiştir. Bu da enteresan gerçekten. Evet, ama işte Tanpınar gerçekten de böyle, siz vurguladınız haklı olarak, Yahya Kemal gibi dizini kırıp da bu tür yerlerde oturacak bir adama evet, benzemiyor. Yani onu anlatıcı olarak çok iyi, ruhunu biliyor zaten, o kültten geliyor ama yani gidecek Yahya Kemal oturur belki. Yahya Kemal Yahya Kemal tekkelere girip çıkıyor evet, zaten. Zaten Üsküp'te bir tekkede yetişiyor. İlk edebiyat evet, hocası bir Rıfai şey Yahya Kemal. Ama şunu söylemek malum, istiyorum. Tanpınar bu haliyle bile bizim şu anki halimizden çok daha iyi. Ben bunu bir eski edebiyat hocası olarak söylüyorum. En azından bir derdi yani var. Yani onun mutlufiyeti benden daha fazladır. Bakın götürmek, orada mesela evet, Orhan Veli, Turgut Uyar, sonraki kuşaklar, evet, Tanpınar. Bunların hepsi aslında henüz daha Osmanlı kültürü içerisinde büyüyen insanlardı. Yani mesela Orhan Veli'lerin bir şeyini çıkardılar. O eskiden tele kaydedilirmiş. Onu da Avrupa'da çözen tek bir yer, bir iki yer varmış. Yayıncılar orada mesela Karagöz Hacivat'la ilgili bir bölüm var. Orhan Veli arkadaşlarıyla oynuyor. O eski Ağdalı dili kullanıyor. O şiir yazan adam. Affedersiniz, sözü biraz uzattım. Yani aslında bu insanlar, mesela bizim Hüsrev Bey, Hüsrev Atemi der ki benim çocukluğumda 93 Harbi'nde ne katılmış subaylar, emekli subaylar hala yaşıyorlardı. Tabii. Yani 1777-78'li yıllar. Evet. Yani o kültürün içinden geldikleri için Tanpınar mesela, bildiğim kadarıyla kendisi, babası zaten bir din adamıydı ve Kerkük'te, ondan sonra kadıydı. Ya süremizin sonuna geldik de bir, evet, bir şey var, onu anlatmadan geçmeyelim evet, istiyorum da. Evet, çok önemli çünkü yani Tanpınar'ın hatasından bahsetmek evet, istiyoruz lütfen, değil mi? Çünkü bu yani yeni edebiyatçıların farkında olması gereken bir şey özellikle. Şöyle ki Tanpınar Ferah Feza ayinine metiyeler düzerken aslında bir açıdan kutsuyor bütünüyle, biraz fazla abartmış. Çünkü mesela örnek aldığı kişi Hamamizade İsmail Dede Efendi ve bunu diğer eserlerinde anlatıyor bütünüyle. Karakter olarak, bir sembol olarak görüyor. Çünkü Dede Efendi eşikte bir sanatkar. Hayatıyla da buna şahit olmuş birisi bütünüyle. Bir kere geçmişin, yani kadim müziğin zevkiyle modernizmi buluşturan bir insan. Biz bunu yine bir Gülnihal bestesinde var diyebiliriz. Yani padişahın isteği üzerine vals benzeri bir eser besteliyor. Ve bugün klasik eser olarak sevilen bir şeydir değil mi bu? Aşağı evet, yukarı herkes bilir bütünüyle. Tabii Dede Efendi'nin ya bu da yapılır, biz bunu da yaparız dediği bir eserdir. Evet, yani. Ama Dede Efendi bunu istemeye istemeye yapmıştır bütünüyle. Daha sonrasına geliyoruz. Yani Dede Efendi'nin ayinleri içerisinde onu söyleyeceğim. En beğenmediği ayinidir evet, Ferah Feza aslında. Yani kendisini ifade ediyor. Bu çok ilginç gerçekten. Öte yandan bir eserinde şu ifadeyi kullanıyor. İşte Şakir Ağa ile Dede Efendi'nin arasındaki bir mücadeleden bahsediyor. Padişah huzurunda kendini göstermeyle alakalı. Efendim Ferah Feza'nın icadının bu esnada ortaya çıktığını söylüyor. Doğrudur, ancak hikayeleri birbirine karıştırmış. Ferahnak hikayesiyle Ferah Feza hikayesi konu olarak birbirine çok benziyor ama şahıslar farklı. Evet, Tanpınar orada makam ismini karıştırmış. Tanpınar dalgınlığı evet, dediğimiz bir evet, şey var. Evet. Evet. Evet.
Ya süremizin sonuna geldik. Aslında daha çok konuşmak istediğimiz mesele vardı ama artık onlar için de izleyicilerimizi kitaba yönlendirelim. Evet. Özellikle bazı bestelerin ve şarkıların hikayelerinin anlatıldığı bölüm vardı. Birkaç hikaye dinlemek isterdik ama ne yazık ki süremiz yetmedi. İnşallah bir başka sefere diyelim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Programımıza misafir oldunuz. Biz teşekkür ederiz. Uzun hikayenin bu hafta da sonuna geldik. Hakan Alvan ve Türkan Alvan çifti misafirimizdi. Müzik üzerine konuştuk efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uzun hikaye önümüzdeki haftada sizlerle TV'de ekranlarında olacak. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.